Please subscribe. Bu dersimizde arkadaşlar karakterimizi modları kullanarak biraz değiştirmeyi öğreneceğiz. Şu şekilde yeni projenizi açtıktan sonra sağ tarafı Modify bölümünü açalım. Eğer Modify bölümü kapalıysa şu yukarıdan aktif edebilirsiniz. Buradan modlara girin. Burada gördüğünüz gibi çok fazla mod var arkadaşlar. Bunları ezberlemeniz pek kolay değil. Burada çok fazla morph olduğu için bunları kullanarak tek tek bir karakter üretmeniz oldukça zamanınızı alabilir ve uzun sürebilir. Eğer değişik karakterler üretmek istiyorsanız Headshot plugin ile bir görüntüden karakterinizi oluşturduktan sonra buradaki morphlarla ince ayar yaparak karakterinizi özelleştirebilirsiniz. Burada hemen kısaca bir bilgi vereyim. Body vücutla alakalı arkadaşlar. Vücut yapısıyla alakalı. Örneğin shoulder omuzlarla alakalı. Arm kollarla alakalı, hand, eller, chest, göğüs, back, sırt, waist, bel, kalça, kalça eklemi, glute, kalça, leg, bacak, foot, ayak, head, kafayla alakalı morphların bulunduğu gruptur arkadaşlar. Örneğin şuradan skull kafatası, cheek yanak. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla özellik var. Bu isimleri ezberlemenize gerek yok. Morph'ları seçtiğinizde küçük ön izlemelerde morph'ların ne içerdiğini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu sırtla alakalı bir morph. Sırtı işaretlemiş. Ayakla alakalı gördüğünüz gibi ayaklar beyaz. Beyaz olarak işaretlediği kısımlar arkadaşlar karakterin morfun değiştireceği alanlardır. Ve vücudu parça parça yerine bütün olarak değiştireceğiniz gruplar bulunuyor. Örneğin body, head. Body kısmındakiler full body'ye tıkarsanız bütün olarak vücudu değiştiren morfları görürsünüz. Örneğin şöyle tıkladığımızda. Bakın gördüğünüz gibi bu komple vücudu değiştirmekte. Aynı şekilde full head de komple kafayı değiştirmekte. Ayrıca headshot'ınız varsa arkadaşlar burada headshot'ın ayrı morph kaydırıcıları bulunmakta. Şu gördüğümüz yeşil olanlar ücretlidir. Yani çalıştığınız projeyi bir başkasına verdiğinizde eğer karakterinizi oluştururken bu yeşil morph'ları kullandıysanız ve kullanıcı da bu yeşil morph'lara sahip değilse ekranda karakter kreatörü yazısı görecektir. Bir sonraki dersimizde morph'ları kullanarak pratik bir şekilde nasıl karakterimizi değiştireceğimizi anlatacağım. Sadece bu dersimizde morph'larla ilgili bir ön bilgi vermek istedim. Ayrıca Relation marketinden satın aldığınız hazır karakter vücutlarını da burada görebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Yani full body'ye tıklarsanız bak şurada mesela şu karakterin morph'unu satın almışım. Gördüğünüz gibi direkt bu karakteri uygulayabilirim. Aynı zamanda farklı morph'larla birleştirebilirim. Tabii karakterinizi çok fazla deforme etmeyecek şekilde değişik yöntemler uygulayabilirsiniz. Buradaki reset butonu yaptığınız bütün değişiklikleri geri alır. Ve karakteri orijinal haline getirir. Burada Bake diye bir buton var arkadaşlar. Bu aslında çok önemli bir buton. Bu yaptığınız son değişiklikleri varsayılan olarak kaydeder. Yani Reset'e bastığınızda en son Bake'e bastığınız hale getirir. Hemen bir örnek yapalım. Örneğin karakterimizin kafasını değiştirdim. Reset'e bastığımda gördüğünüz gibi sıfırladı. Şimdi tekrar değiştirelim. Bu sefer Bake'e basıyorum. Şimdi Reset'e bastığımda gördüğünüz gibi değişmeyecektir. Ancak şimdi tekrar biraz daha değişiklik yapalım. Şimdi reset'e bastığımda son bake'e bastığım hale getirecektir. Altta show sub items diye bir seçenek var. Bunu kapatırsanız bütün alt morph'ları kapatacaklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece benim yaptığım morph çalışmaları kaldı. Örneğin işte cut'ta veya herhangi bir zbrush gibi bir heykelleme veya blender'da hazırladığınız morph'ları, içeri aktardığınız morph'ları listelemek istiyorsanız şu işareti kaldırın. Burada dikkat etmeniz gereken
Şuradaki isimlerdir arkadaşlar. Genelde bütün mofflarda bu isimler aynıdır veya benzerdir. Örneğin top height, yükseklik demek. Yukarı yükseklik demek. Burada ne demek istiyor? Omuz yukarı yükseklik. Yani ben bunu oynattığımda gördüğünüz gibi omuz oynayacaktır. Scale büyüklükle alakalı. Şu an omuzda olduğumuz için gördüğünüz gibi işaretlediği kısmı büyütüyor. Deep derinlik demektir. Bakın omuzda gösterdiği yerlerde yaptığı işlem. Scale büyüklük eli gösteriyor. Yani elin büyüklüğü demek. Mantık bu arkadaşlar. Genelde isimler dediğim gibi hep aynıdır. Height, width, scale. Yani height yükseklik, width genişlik, scale büyüklük, top yukarı demek, bottom aşağı demek veya lower aşağı demek. Bir sonraki dersimizde hızlı bir şekilde moffları kullanarak nasıl karakter oluşturacağımızı anlatacağım.